Merhaba arkadaşlar. Çağrı Merkezi'nde hizmet dersimizin 8. ünitesi olan problem çözme teknikleri ve karar verme konusunu inceleyeceğiz. Bu üniteyi tamamladıktan sonra problem çözme tekniklerini sıralayabilecek, bir problem ile karşılaşıldığında kullanılabilecek teknikleri saptayabilecek, problem çözümü sırasında karar vermeyi kolaylaştıracak, ipuçlarını belirleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olacağız. Bu videonun içeriğinde problem ve problemi tanıma kavramları, problem çözme adımları ve problem çözme teknikleri konularına değineceğiz. Öncelikle problemin tanımını yaparak başlayalım. Problem, düşünülmesi, çözülmesi, sonuca ulaşılması gereken soru ya da durum olarak tanımlanır. Bireyler iş ve sosyal hayatlarında birçok problemle karşı karşıya kalırlar. Karşılaşılan bu problemler için hızlı ve etkin çözümler üretmek gerekir. Çözümlerin etkin olmasının yanı sıra çözüm süresi ve alınacak kararların etkinliği de oldukça önemlidir. Oluşabilecek problemlerin birçok nedeni vardır. Problemler genellikle oluşmadan önce ya da oluşmasına rağmen henüz fark edilmeden önce birçok sinyal verebilir. İşletmeler problemlerin olası sinyallerini hızla fark etmeli ve gerekli önlemleri alarak çözüm adımlarını hızla atmalıdır. İşletmelerin problemleri fark etmelerini sağlayabilecek sinyallerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Sosyal medyadaki müşteri memnuniyetsizliklerini dile getiren yorumlar, işletmeye direkt ulaşan müşteri öneri ve şikayetleri, işletmenin gerçekleştirebileceği anket ve benzeri yöntemlerle ulaşılabilen müşteri memnuniyetsizlikleri, üretim ya da çalışandan kaynaklanan hizmet hataları, etkin çözülmemiş müşteri şikayetleri ve son olarak kullanılan teknoloji nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması. Problemin çözümü için problem hakkında bilgi sahibi olunması yeterli değildir. Problemin varlığını kabul ettikten sonra çözümü için sistematik bir bakış açısı ile problem çözme adımları gerçekleştirilmelidir. Bu bakış açısı ile yaklaşılmaması durumunda problemin çözülmesi ya da geç çözülmesi durumları ile karşılaşılabilir. Problemin çözümü için kullanılacak adımların her biri birbirine bağlıdır. Bir adım tamamlanmadan diğer adıma geçilmemesi gereklidir. Problemin çözmenin 5 adımı vardır. Problem çözmenin ilk adımı olan problemin tanımlanmasında problemin çözümü için problemin ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Problemlerini çözebilmek için gerekli olan ikinci adım problemin neden ya da nedenlerinin bulunmasıdır. Çünkü problemin nedenleri bilinmeden çözüme ulaşmak mümkün değildir. Problemi yaratan neden ya da nedenler bulunduktan sonra uygun çözümün belirlenmesi aşamasına geçilir. Bazı durumlarda bir problemin çözülmesi için birden fazla çözüme de gerek duyulabilir. Problem için uygun çözüm netleştirildikten sonra zaman kaybetmeden çözümün uygulamaya alınması gerekmektedir. Uygulanan çözüm sonrasında çözümün başarılı ya da yeterli olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Problemin nedenleri belirlendikten sonra en önemli adımlardan biri problemin çözümü için kullanılacak tekniğin belirlenmesidir. Problem çözümünde kullanmak için uygulama yöntemleri ve kuralları önceden belirlenmiş birçok problem çözme tekniği vardır. Bu teknikler ile problemi tarafsız olarak analiz etmek ve etkili çözümlere ulaşmak mümkündür. Bu noktada önemli olan problem çözümü için uygun teknik ya da tekniklerin doğru seçilmesi ve doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Problem çözme tekniklerini en sık kullanılanları şu şekilde sıralayabiliriz. Beyin fırtınası, akış diyagramı, balık kılçığı ve Pareto analizi. Beyin fırtınası tekniği, bir grubun önceden belirlenmiş bir konuda fikir ya da çözüm üretmesi, hatta karar alması amacıyla kullanılan demokratik bir çalışma tekniğidir. Bu teknikte katılımcı sayısı önceden belirlenmektedir ve katılımcıların hepsine fikirlerini iletmeleri için eşit süre tanınmaktadır. Beyin fırtınasının amacı katılımcıların olabildiğince yeni ve yaratıcı fikirler üretmesidir. Beyin fırtınası tekniği, yaşanan problemin basit olarak düşünüldüğü durumlarda etkili olarak kullanılabilmektedir. Ancak problemin karmaşık olduğu durumlarda da problem parça parça ayrılarak her bir parçası için beyin fırtınası oturumu gerçekleştirilebilir. Her parça için karar verildikten sonra tüm kararlar bir araya getirilerek beyin fırtınası tekniği tamamlanmış olur. Beyin fırtınası tekniğinin adımlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikle katılımcılar, konu, gruba rehberlik edecek birey ve kullanılacak materyaller belirlenir. İkinci adımda tüm katılımcılar toplantı düzeninde bir araya gelir. Üçüncü adımda üzerinde fikir üretilecek konu tüm katılımcılara aktarılır.
Bir sonraki atımda katılımcıların fikirlerini sözel ya da yazılı olarak iletmesi sağlanır. Daha sonra katılımcılar akıllarına gelen tüm fikirleri iletir. Sözel olarak iletilen fikirlerin mutlaka tüm katılımcıların görebileceği şekilde yazılı hale getirilmesi gerekir. İletilen hiçbir fikir için görüş belirtilmez. Tüm katılımcıların ileteceği tüm fikirler sona erdiğinde fikirler tek tek oylanır. En çok oy alan fikirler üzerinde tekrar oylamaya geçilir. Tüm oylamalar tamamlandıktan sonra tüm fikirler önem sırasına göre belirlenmiş olur. Bir diğer problem çözme tekniği de akış diyagramlarıdır. Akış diyagramları bir sürecin şekillerle bir ifade edilmesi anlamına gelir aslında. Akış diyagramlarının kullanılması sürecin hangi adımında problem yaşandığının kolayca tespit edilmesini sağlar. Akış diyagramı mevcutta yapılanlar ile olması gerekenler arasındaki farkları ve iyileştirmeleri gösterebilen bir diyagramdır. Akış diyagramı tekniğinin adımlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikle sürecin adı ve sınırları belirlenir. Diyagramda olması gereken detaylar netleştirilir. Bir sonraki adımda sürecin adımları netleştirilerek sıralanır ve son adımda ise belirlenen tüm bilgilere göre akış diyagramı çizilir. Akış diyagramı oluşturulurken sahip olunan bilgi detayına göre 3 tip akış diyagramı oluşturulabilir. Bunlar makro düzey, mini düzey ve mikro düzeydir. Sağdaki şekilde de akış diyagramında kullanılan çeşitli şekilleri görebilmekteyiz. Balık kılçığı diyagramı ise bir başka problem çözme tekniği. Bir problemi oluşturan ana nedenler aynı zamanda diğer faktörlerden de etkilenebilir. Balık kılçığı tekniğiyle problemi, ana nedenleri, diğer faktörler ve olası nedenler arasındaki ilişkiler ortaya konur. Bu teknik önceden belirlenmiş sayıda katılımcı ile gerçekleşir. Katılımcılar problemle ilgili sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde fikirler üretir. Böylelikle problem ve onunla ilgili olan tüm detaylar ortaya çıkarılmış olur. Balık kılçığı tekniğinin bir diğer adı da sebep-sonuç diyagramıdır. Balık kılçığı tekniğinde balığın baş tarafı problemi tarif eder, balığın kılçıkları ise problemin nedenlerini tanımlar. Balık kılçığı tekniklerinin adımlarını incelersek, öncelikle bir çizgi çizilerek en başa problemin konusu yazılır. İkinci aşamada ana nedenler çizgi üzerine yazılır. Üçüncü aşamada üzerinde çalışılacak ana nedenler belirlenir. Dördüncü aşamada ana nedenleri etki eden diğer faktörler belirlenir. Ve son aşamada ise belirlenen en önemli faktörler önem derecesine göre numaralandırılır. Problem çözme tekniklerinde en çok kullanılan yöntemlerden biri ise Pareto analizidir. Pareto analizi diğer adı 80-20 kuralı olarak da bilinmektedir. Pareto analizi az sayıdaki önemli unsurun problemin tamamına kaynaklık ettiği düşüncesine dayanır. Yani bu düşünceye göre problemlerin büyük kısmını çözebilmek için en önemli problem nedenlerinin çözülmesi gerekir. Bu tekniğe göre ana nedenlerin %20'si ortadan kaldırıldığında problemin %80'i çözülmüş olur. Pareto analizinde önemli ile önemsiz ayrımı yapılabilir. Buna göre bazı problemlerin nedenleri önceliklendirilebilir. Böylelikle problemlerin önemsiz olan kaynaklarında fazla zaman kaybedilmemektedir.